İstanbul Auto Show'da ziyaretçiler Skoda'nın değişim rüzgarına tanık oldular. Üçüncü nesil Skoda Superb, Türkiye'de ilk kez İstanbul Auto Show'da sergilenirken, ziyaretçiler kısa süre önce satışına başlanan yeni Fabia'yı ve kombi gövde seçeneğini de yakından inceleme fırsatı yakaladılar. Skoda'nın mükemmelliyetçilik anlayışının yeni simgesi olarak kabul edilen ve markanın amiral gemisi olan 3. nesil Superb, Türkiye'deki otomobil severlerle ilk kez İstanbul Auto Show 2015 fuarında buluştu. Tasarım olarak gözünüze ilk batan birçok belirgin ve keskin hattın bir araya getirdiği bir ahenk var arabada. İlk bakışta yine parlak ve krom detaylarla geniş Skoda ızgarasının etrafına konumlanmış, kristal kesimli detaylarla biçimlenmiş ön far grubu gözünüze alıyor. Alt tarafa da gittiğinizde tampon bölgesinde de yine keskin hatlar ve geniş bir hava girişi var ve bu arabanın özellikle çok dinamik ve daha sportif bir duruş sergilemesini sağlıyor. Yine kaputa da baktığınızda çok özel bir kaput çizgimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi kaput üzerindeki kavis A direği ile birleşen bir bütünlük oluşturuyor. Özellikle yine yan bölüme doğru geldiğimizde de aracımızın dizayn olarak arkaya doğru giden ve kaputtan başlayıp arka farla bütünleşen bir omuz çizgisi var. Ve kaputun üzerinde dikkat ederseniz bir açılış çizgisi yok. Bu aynı zamanda omuz çizgisinin üzerinde bir açılış noktasını temsil ediyor ve A direği ile bütünleştiği noktada hem kapı açılışı hem de A direğinin çizgisiyle bütünleşerek çok özel bir dizayn detayını oluşturuyor. Yanımızda Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel var. Efendim merhabalar, hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Öncelikle fuarla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii. Bizim için bu fuar bir şölen niteliğinde geçiyor. Çünkü Skoda markasının çığır açan ve gelecek boyuta taşıyacak olan en büyük segmentteki aracı Skoda Superb'in 3. nesline lansmanını yapıyoruz. Bu açıdan görmüş olduğunuz aracı Türkiye'de müşterilerle buluşturmak bizim için çok önemliydi. Ve bundan sonraki dönemde de hem satışlarımızın hem de marka performansının giderek artacağını düşünüyorum. Ağustos ayından itibaren Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak olan 3. nesil Superb, konforun yanı sıra sürüş zevkini de artıran adaptif süspansiyon sistemi, genişliği, teknolojik donanım seçenekleri ve %30'a varan oranlarda düşük yakıt tüketimi sunan motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Skoda'nın bu modelimiz marka açısından ne gibi bir önemi olacak? Tabii. Öncelikle bu Skoda Superb esasen 1930 yılında üretilmiş bir araç. Daha sonra uzun yıllar bu modelin üretimine ara verildi ve 2000 yılında tekrar üretimine başlandı. Bu aracın en büyük özelliklerinden bir tanesi konfor, dinamizm, tasarım, imaj ve lüksü tek bir bünyede barındırması. Araca baktığınız zaman boyutlarıyla özellikle kendi segmentinde lider konumda. Hem aracın iç genişliği, hem aracın arka diz mesafesi, hem iç aks mesafesi, hem de bagaj büyüklüğü esasen segmentinde tüm rakiplerinin önünde. Bu açıdan Skoda Superb bizim için çok büyük önem arz ediyor. Diğer bir unsur, aracın hem ekonomiyi yani yakıt ekonomisini hem de konforu tek bir bünyede barındırıyor olması. Bu şu anlama geliyor, hem iş adamları hem de geniş aileler bu aracı rahatlıkla tercih edebilecekler. Skoda Superb'in tasarımında dikkat çekici ızgarası, opsiyonel bi-xenon farları ve hareketli LED gündüz farları yine modelin ilgi çeken detayları arasında. 2015 otomobil pazarında nasıl bir iddiayla yola çıkacak? Şu anki nesil Skoda Superb kendi segmentinde 4. sırada ve %8 pazar payına sahip. Bu segment zaten büyüyen bir segment. Orta üst segment, büyük araçlar. Ve bu yeni neslin tanıtımıyla Türkiye'de biz önümüzdeki dönemde satışlarımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene eski nesil ve yeni nesil Skoda Superb'ten toplam 5000 adet araç satmayı hedefliyoruz. Gelecek sene ise hedefimiz 7000 ve 7500 adetlerin üzerinde. Skoda standında ayrıca markanın tamamen yenilenen ve kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunulan dinamik modeli Fabia ve ilk kez tanıtımı yapılan Fabia Kombi de yerini aldı.